Öncelikle AKP Genel Merkezi'ne bu randevunun verilmesini olumlu karşılıyorum. Onu söyleyeyim. Ve genel hatlarıyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, birinci olarak ekonomi, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin sorunlarını ilettiğini, staj mağdurlarından tutun atanamayan öğretmenlere kadar, emekli astsubaylara kadar birçok sorunu ilettiğini, bunların çözümü için Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden gelen her şeyi yapacağını, yoksulluğu yenmesi gerektiğini bu ülkenin açık açık anlattığını, gezi olayları, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumunu, tutuklu milletvekillerinin durumunu, adaletsizliği, hukuk sistemindeki sorunları anlattığını, bu konuda Cumhurbaşkanı'na toplumdan istenilen, toplumun beklentilerini ilettiğini, partisinin beklentilerini ilettiğini şimdilik söyleyebilirim. Peki Erdoğan'ın nasıl bir yanıtı ve geri bildirim olmuş Sayın Özel'e karşı, ona dair bir fikriniz var mı? Şimdi tabii ki bu tip görüşmelerde bunların hepsi iletilir. Aa tamam, evet, yarın çözüyorum demeyecektir bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı. Notlarını almıştır. Umarım bununla ilgili mecliste muhalefeti de muhatap alarak bunların çözümünü getirir. Bunlar nasıl olabilir? Bir sefer tasarruf tedbirleri diyor. Tasarruf tedbirleriyle ilgili gelir meclise bir komisyon kurar. Türkiye'deki işte bakanlıklardan, belediyelerden, bakın bizim belediyeler dahil Diyanet'e kadar nasıl bir tasarruf sağlanır? Meclis bunu çözebilir. Buradan emekliye işte bir hemen aktarım yapılabilir. Adaletle ilgili sorunları çok rahat bir şekilde çözebiliriz. İşte ne Can Atalay'ın, Osman Kavala'nın durumunu bugün hukukçu olmayan neydi, Abdülkadir Selvi çözeceğine ilişkin öneri vermiş. Ben bir ceza hukukçusuyum. 3 dakikada yeniden yargılamanın şartlarını veririm. Onu ayrıca birazdan geleceğiz. Tabii konuşuruz. Evet. İşte bunların hepsini değerlendirdiğim zaman bunu süreç gösterecektir. Bir ziyaret daha olacak gördüğüm bir kadarıyla. Bir iade ziyaret, evet. Evet. Ama belediyelerle ilgili şöyle bir şey var. Mesela onu da doğru. Belediyede bir ana sorun, yani çok kısa vadede çözülmesi gereken bir sorun. Şimdi belediyelerde özellikle bir sınırlama vardı zaten belediyelerde, ama galiba o sınırların dışına çıkan AK Partili belediyeler ve AK Parti tarafından atanan kayyum belediyeleri. AK Parti demeyelim de kayyum belediyeleri. Evet. Müthiş borçlanmışlar. Şimdi bunların kamuya olan borçları, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birçok belediyeyi devraldı ama tabiri caizse birkaç yıl neredeyse kaynaksız kalacak. İller Bankası belediyelerin bu borçlarını birden, bu AK Parti'nin CHP'ye geçti, hadi bunun kaynaklarını keselim, bu da işlevsiz kalsın noktasında. Bu çok kritik bir süreç. Yani bunun bir an önce çözülmesi lazım. Çok kısa özetleyeyim. Bir sefer belediyelerle ilgili de konuştuğunu biliyorum. Belediyenin borçlarıyla ilgili, belediyelerin daha verimli, efektif çalışmasıyla ilgili öneri ve taleplerini de ilettiğini biliyorum. Mesela birçok belediyenin Türkiye'de borcu 3 yıllık bütçesine denk. Ama o belediye 5 yıl yönetecek orayı. Bu büyük, evet, bir sıkıntı. Birçok belediye, belediye başkanı seçimden hemen önce %30, %20 oranında işçi almış. Düşünün, yani X belediyede 3000 kişi çalışıyor. Aslında 1500 kişi çalışması lazım. Yani 600 bin kişi yaşıyorsa onun rızkını bir şekilde fazladan 1500 kişiye paylaştırıyorsun. Oysa onların yemek, bakın erzak, yol, altyapı, ulaşım, çok temel sorunları var. O yüzden bununla ilgili mutlaka ki bir düzenleme gerekiyor. Bir de bu belediyelerin hepsi, AKP'li belediyelerin hepsi sigorta ödememiş, vergi ödememiş. Hemen de sigorta icra koymuş. Şimdi icra koydu. Peki dün niye koymadın? 30 Mart'ta niye koymadın? İşte bunların hepsini konuşulması gerekiyor. Cumhurbaşkanından istenilen şu: belediyeleri çalıştır. Hatta belediyelere destek ol. Mesela bu ülkede işte Eylül ayında yurt sorunu olacak yine. Evet. Belediyenin arsası varsa yurdu yap. Senin arsan varsa belediye yapsın. Ama o çocukların barınma sorununu çözelim. Şimdi o salonda biraz kalmaya çalışalım. Çünkü 8 yıl sonra, evet, bir CHP genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Dolayısıyla biz günlerdir Erdoğan ne ister? İktidarın gündemi farklı. Sayın Özel'in gündemi farklı olacaktır diye konuşuyoruz. Can, senin görüşmeye, hı hı, dair sorunu alayım. Sonra ben bir soru, evet, hakkımı saklı tutayım. Tamamdır. Sayın Başarı, hoş geldiniz. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi Erdoğan gayet tabii ki kendisine anayasaya uy deyince
olur uyarım diyecek. Hatta halihazırda uyduğunu iddia etmiş de olabilir. Veya emeklilerin durumu sorulduğunda evet onların durumunu iyileştirmeye çalışacağız vesaire demiştir diye tahmin ediyorum. CHP acaba bunlarla alakalı genel bir açıklama yapacak mı? Bence yapması gerekir. Yani tam olarak bu görüşmenin içeriğini halka açıklaması gerekir ki daha sonrasında yani evet biz bunları görüştük ve şu taleplerde bulunduk. Erdoğan da bize şunları şunları söyledi ama görüyorsunuz sonuç bu. Erdoğan yine sözünü tutmadı diyebilirsin. Çünkü Erdoğan'ı biliyoruz. Erdoğan bunları yine yapmayacak. Dolayısıyla bu noktada sonradan bunu söyleyebilmek için CHP'nin şimdiden bunları tümüyle tam anlamıyla en küçük ayrıntısına kadar kamuoyuna deklare etmesi gerekir. Bunu yapacak değil mi? Zaten Sayın Namıktan'ın orada olması, tüm taleplerin ve konuşmaların not edilmesi tarihe not düşme anlamında çok önemli. Bunu bir yere koyalım. İki, biz toplumun çok somut, toplumda derin yaralar açan mühim meseleleri kendisine ilettik Sayın Genel Başkanımız. Hallederiz falan bizi tatmin etmez. Evet. Çünkü ülkeyi de tatmin etmiyor. O açıdan bunlarla ilgili geniş bir açıklamayı Genel Başkanımız ve parti sözcüğümüz ya da yapacaktır. Çünkü nerede kayıt dışı siyaset yok. Ama bugün bir açıklama yapılmayacağına dair bir açıklama yapıldı da yani tarafların görüşmeye dair bir açıklama yapmayacağı şimdilik şerhe düşülerek zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önem verdiği görüşmeleri özellikle bir ilerleme sağlanmadan açıklamaktan yana olmadığı ve kendisi bunun içinde bir tercih edebilir tabii iadeyi ki. Ziyaret yapacağına olabilir, dair benim bir tahminim çünkü evet. Ben de oradaki tüm ayrıntıları bilerek tabii ki konuşmuyorum. Aldığım duyumlar ve görüşmeler çerçevesinde bunları söylüyorum. Ama bir kez daha söylüyorum. Kayıt dışı siyaset yok dedi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Burada da demeyecektir. Biz toplumdan gizli bir şeyde konuşmuyoruz. Bugün 85 milyon için bu buluşma gerçekleşti. 85 milyon için bu talepler iletildi. 85 milyon için çözüm isteniyor. Üstelik açıklanmaması da sonraki süreçte çok yersiz spekülasyonların yapılmasına sebep olabilir. Tabii yani Erdoğan ile Özgür Özel aslında şunu şunu konuşmuştu gibi yani gereksiz ithamların da oluşmasına sebep olabilir. O yüzden bu açıklaması bakın, hem etiktir hem pragmatiktir. Şöyle efendim bakın öyle bir görüşme zarureti doğar ki Allah göstermesin ülkenin güvenliğiyle ilgili büyük bir terör tehdidiyle ilgili dış güvenlik iç güvenlikle ilgili aslında 2000'li yıllara kadar muhalefet ve iktidar, MİT ve Milli Güvenlik Kurulu üyeleri, Genelkurmay görüşüyordu muhalefetle. Evet. Otururlar, konuşurlar. Burada gizli kalması gereken, ülkenin geleceğini ilgilendiren konular gizli kalacaktır. Ama bugünkü görüşme, benim de bu tahminim aynı zamanda bu sürece kadar öngörüm, böyle bir görüşme değil, 85 milyonu ilgilendiren meseleler. Şimdi makam katında karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Özel'i ve ardından da bir fotoğraf çekimi yapıldı. Ve herkesin tüm kamuoyunun, siyaset bilimcilerin, sosyologları ve biz gazetecilerin sorgulamaya başladığı bir boş koltuk fotoğrafı. Sizin de dikkatinizi çekti mi Sayın Özel'le bu konuyla ilgili bir görüşmeniz oldu mu? Rahatsız olduğuna dair ve bu rahatsızlığını da belirttiğine dair de bir bilgimiz var. Ne dersiniz ekstradan bu boş koltuk? Şey, salonu önceden Namık Tan Beyefendi'nin gidip gördüğü ve onayladığı söyleniyor. Bu da doğru mudur? Evet. Şöyle ilk daha resimler ben medyadan takip ederken o benim de dikkatimi çekti. Neden boş dedim. Ben de bir anlam veremedim. Ama Sayın Genel Başkan hemen daha görüşmenin başında onunla ilgili o boş koltukla ilgili rahatsızlığını dile getiriyor. Özel kalem çağrılıyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iadeyi ziyarette bulunacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Konu orada yani yanlış kalıyor.